Cemile Hanım hatta mısınız? Sizi anlayacağım sana. Cemile Hanım, Dilara diyor ki annem beni 22 yıl boyunca dövdü. Teyzesinin çocuğu taciz etmiş, onunla ilgili dava açmış diye bir şey yapmış kardeşinizin çocuğu. Yani öyle şeyler anlatıyor ki Yasemin Hanım'la ilgili. Evet. Doğru mu bunlar? Dilara'nın anlattıkları. Dilara'nın söylemesine göre öyle. Ama Dilara bana ne diyordu? Emine'nin oraya gitme teyze, ben seninle konuşmam dedi. Benimle iki gün konuştu. Ne dedi? Benimle iki gün konuşmadı. Kimin evi ya? Annenin niye Emine'nin evine. Yavrum Kocada olsa anne senin o. Cemile çok teyze, Cemile teyze aranızdaki problem yüzünden gidip üzülme diye demedim mi? Niye çarpıtıyorsunuz lafı? Allah'ınız kitabınız olsun, gözünüzü seveyim ya. Niye üstüme geliyorsunuz bu kadar? Emine bakmışım sana, Allah ben baktım. Aşkına ben yalvarıyorum ya. Aranızda problem var. Senin eşinle aranızda problem var diye ben sen üzülme diye gitme dedim. Ya bir şey özür dilerim ama Dilara bir saniye, bir dakika Dilara. Yasemin çok detaya girmeden soracağım. Sen, evet. Siz kaç kız kardeşsiniz? Biz 5 kız kardeşiz. Peki bu Emine, Dilara'yı büyüten Emine. Aynı adam değil değil mi? Bir tanesinin ablalarından bir tanesinin eşi seni... Aynen o. Aynen. Emine'nin kocası. Ay. Sen nasıl öyle teslim ediyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Ben sana bir dakika, ben olayı bir söyleyeyim. Bir dakika dur. Biz neyi anlatamıyorsun kardeşim yani? Beni kimse anlamıyor. Yasemin, Yasemin. Emine'nin kocası sana istismarda... kişinin ben yanına kızını nasıl gönderirsin kardeşim ya? Benim kardeşlerim, benim sırtımda Hasan abim, söyle Cemile abla, Hasan abim demir maşayı kırdı. Demir maşayı, bakın benim yollarım kırdı. Ya sen çok kötü şeyler yaşamışsın. Yaşadım, ben bu çocuğa yaşamasın diye. Nasıl yaşamasın kardeşim? Senin istismarda bulunduğun eve sen kızını göndermişsin ya. Anlamıyor. Yasemin nasıl gönderirsin? Anlamıyor. Yasemin nasıl gönderirsin? Mecburdum. Gidecek yerim yoktu. Sokakta kaldım. Ya Cemile'ye gönder ya. Cemile ablamın yanındaydık. Dilara, sen bunu biliyor muydun? Cemile ablamın yanındaydık. Cemile ablamın yanındaydık. Bilmem Hanım, öyle bir şeyin doğru olduğuna ben inanmıyorum. Hani kanıt yok, bir şey yok. Bilmiyorum. Sanmıyorum çünkü... Teyzem o eve gittiğinde enişten sana nasıl davrandı? Annene istismarda bulunmuş. Ben o eve hani teyzem 5,5-6 yaşında teyzeme gittim. O zaman hatta annen o sırada yoktu. Bize anlattığına göre annen o sırada hamile kalıyor. Yani eniştenin istismarıyla hamile kaldığını söylemiş. O kadar mevzulara girmek istemiyorum. Girmeyeceğim. Detayını söylemeyeceğim. Detayını söylemeyeceğim. Hiç mevzulara girmeyelim. Sen ilk kez mi duyuyorsun ben bunu? Sadece diyorum ki çocuğum mecburdum, bıraktım ama paramı da bir yandan verdim Emine'ye. Aha ablam da şahit. Sen bazı şeyleri bilmiyor olabilir misin? Ankara'da Dilan otururken. Öyle bir şey yok. Sürekli tamam. Bak Emine Hanım beynini yemiş ama belli. Öyle bir şey olsa muhakkak. Annen mi yalan söylüyor? Böyle bir şey olmamış mı? Hayır. Olmadı Cemile Hanım, teyze, kadar eminim. Cemile Hanım, Cemile Hanım sizin... Efendim. Sizin Emine Hanım'ın vefat eden kocası kardeşiniz Yasemin'e bir istismarda bulundu mu? Ben görmedim ama kendisi bilir yani. Ben Ankara'dayım, onlar İstanbul'da. O sırada peki Yasemin Hanım hamile kaldı mı? Orayı bilmiyorum. Kalmıştır belki, ben bilmiyorum. Ölen oğlan vardı ya. Didem Hanım. Evet evet. Didem Hanım. Evet. Benim eşime iftira atam. Emine'den ben şikayetçiyim. Emine neyle ilgili iftira attı sizi anlamadım. Ben onu anlamadım o meseleyi. Benim, neymiş, benim eşim sarkıntılık yapmış bacıma. Utanmadan öyle diye. Yani biz böyleyiz. Ben 46 senelik evliyim. Benim eşim beni ayırdı. Emine de diyor ki hayır diyor, benim kocam bunları yapmamıştır. Cemile'nin kocası sarkıntılık yapmıştır diyor. Hayır. Benim kocam o kadar efendi. Anladım iddia öyle yani. Yani Emine de senin kocanı suçluyor. Yasemin benim kocamı Emine suçlayamaz. Hayır. Benim kocam melek gibi. Ya anladım da iddia öyle yani. Bu nasıl? Aynı, ne oldu sizin aile nasıl bir aile ya? Herkes birbirini suçluyor. Didem Hanım gerçekten yoruldum. Sürekli farklı yalanlar, sürekli... Bunlar gerçek mi ya? Senin uyduruyor musun? Şimdi Emine'nin eşi bana taciz etti. Tamam. Emine'nin eşi seni taciz etti. Aynen. O neyse onu kapatalım. Ama şu var, ben Ankara'ya, ablam para gönderdi, Ordu'daydık. Biz çocuğumu aldım, geldim, Ankara'da duruyoruz. Emine buradan koşa koşa geldi, illa dedi bana gelin. Ondan sonra ablam da dinlesin hatta,
Cemile ablam falan. Sonra biz buraya geldik. Ben kendi evimi ayrı tutmak istedim. Yok biz kardeşiz, beraber kalırız. Cartız yurtuz. Hani her ne olursa olsun bilmem ne enişten. Sonra ne seni onlar seni sonrası enişten. Enişten onlar vefat etti. Ya ama önce sonra seni Süleyman'ın yani şey Dilara'nın babasıyla evlendiriyorlar ya seni. Ay, onlar bir de. Onları geçtim. Onlardan işte kocası yani Süleyman'dan boşandık. Geçme geçme yani. Onları geçtim. Yani, çok basit anlatıyorsunuz Cemile Hanım, bir şey söyleyeceğim. Az önce Didem Hanım'ın söyledi, istismar olmuş enişteniz, evet, tarafından. Evet. Aynı yere kızınızı bırakmışsınız, kızınızın başına ne geldi tamam orada? Aynı evde dönmüştü. Ne geldi aynı evde? O aynı evde değildi. O onun oğlu değil mi Emine Hanım? Tamam, Cemil onun oğlu. Tamam, eşi size, oğlu da kızınıza yaptı. Zincirleme gitti yani bu iş. Aynen. Siz nasıl buna... Yani ben şu Dilara, evdeki muhabbeti de anlamış değilim de. Bir saniye, bir dakika Orhan Bey. Dilara sen bunu... Bu doğru mu, sen bunu ilk kez mi duyuyorsun? İlk kez duydun hiç mi, şaşırıyorsun? Şaşırmıyorum, ilk kez duydun. Yani bu şekilde... Konuşuldu mu evde hiç? Çok konuşuluyordu da bu şekilde şu an burada olması sıkıntı oldu. Yani şöyle söyleyeyim Didem Hanım. Tabii annem böyle söylüyor işte. Diğer konuya geçeceğim, çok da fazla detaya girmeyeceğim. Çünkü yok, onun devamı da işte var da. İşte teyzemin eşi hani ben öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Söylüyor ama bilmiyorum. Öyle, ama öyle bir şey varsa zaten onun hatası, sen orada olmaman lazım. Yani ben olmamıştır diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Allah şimdi bilmiyorum çünkü. Allah Allah. Emine Hanım da konuşabilir bu arada. O da şey değil, bir şey yapabilir. Yok Emine Hanım. Şimdi gelelim Habib Bey'le röportaj yaptık. Onu da ekranlara getireceğim ben şimdi. Daha öncesinde zaten çok bir sürü şey yaşamışsınız. Ama Habib Bey'le olan tanışıklıktan sonra onun önemli bir kırılma olduğunu söylüyor. Allah aşkına sen diyorsun benim Habib Bey'le aramda bir şey olmadı. Ama tabii Habib Bey hayatımızda yokken bile ben ama diyorsun zaten... ki annemin hep yani Yasemin Hanım da diyor ki Habib'in aslında önce bana ilgisi vardı, sonra işte kızımı Dilara'yı kandırdı diyor. Sen de diyorsun ki hayır annemin Habib'e hep ilgisi vardı. Evet kendisi de söylüyordu. Yüzü burada, kendisi de söylüyordu. Tamam, bunu bana çarpıştıran kimdi? Sendin. Ben sana çiçek getirdi, sana yüzük verdi. Ondan sonra anne senden hoşlanıyor diyen sen kendindin. Burada mesajların hepsini ben buraya teyit verdim. Verdim, ben de verdim. Heh. Ben de verdim teyit. Tamam. Sen hani yarım yamalak vereceğini ben verdim. De verdim yok, teyit. Yok, önceki konuşmalarınızı da verdim. Bilgisayardan tamam, da hepsini verdim. Hepsini verdim. Bizim evde bilgisayarımız yoktu, sonradan ben oldu. Ben seni suçlamak için gelmedim. Ben çocuğumu istiyorum. Sen beni isteme. Böyle iftira atarak, yalan söyleyerek bu işler olmuyor. Ben sana başkalarına iftira, iftira atarak veya benim bulunduğum yaşantı daha zor bir seviyeye benim sokarak bu böyle olmuyor. Benim gözümün önünden seni götüren kimdi? Habib'ti değil mi? Kim? Ya olayı bu sen... şekilde. Ya keşke oranın, ben oranın kamera kaydını bulacağım ve zorla götürülmediğimi, ben sırf senin onlara iftira attığını şimdi gidip ifade veriyorum deyip ondan ben sonra de benim oradan çıktığım kamera kaydını bulacağım. Yazışmalar şeydin yavrum. Dur Yasemin Hanım, yazışmaları bir ekranlara getirelim, benim elimdeki yazışmalarda. Vallahi bu yazışmalar Yasemin Hanım çok daha ilginç şeyler söylüyor. Bilmiyorum Habib'in mi size ilgisi vardı? Sizin mi Habib'e ilginiz vardı? Ya mesele hiçbirisi değil. Ben çok...